Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir video atmıyordum. Bir de telefonumda bir sıkıntı çıktı. Cihazımda sıkıntı çıkması nedeniyle biraz ara vermek zorunda kaldım. Bu arada oyunu bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu benim herhalde son video. Video artık başka içerikli oyunlar atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Benim kanalım sadece bir oyun üzerine kurulu bir kanal değil. Birçok oyun videosu atabiliyorum ve her zaman attığım videoları içeriklerin elimden geldiğince güzel bir şekilde editliyorum. Kanalımda hani bu videoyu atmayacağım diye tabii ki de kanalı kapatacağım diye bir şey yok. Videolar her zaman gelmeye devam edecektir. Bazen çok sık gelir, bazen az gelir. Tabii ki de bu oyunu sevenleriniz var, sevmeyenleriniz var ama ben bu oyun açık söyleyeyim ben bu oyuna yani çok daha eskiden başlamış bir insanım. Hani ilk çıktığı zamanlardan beri normalde başlayıp oynamış bir insanım. Ama daha sonrasında benim hesabım silinmişti arkadaşlar. Sonrasında oyunu tekrar yüklediğimde baktım bu defa play oyunları oyun kayıt olmaya başlamıştı. Ha dedim o zaman oyuna döneyim madem demiştim. Dönmüştüm. Ardından bu defa bir baktık ki oyun paytavin olmuş. İşte millet eplik düşüyor. Ortalık karışmış. Ondan sonra bir daha bir döneyim dedim. Oyun tabii ki de satıldığı için döneyim dedim. Affekemi diye bir şirkete satıldı oyun. Belki dedim hani bir umut belki dedik hani oyun düzelir. İşte eski silahları %40 buff bilmem ne deyip geçiştirdiler ama drone'undan tutun yani yeni robot, yeni silah, işte oyundaki ping MS sorunları yani zaten birkaç gameplay çektim onları zaten birazdan atacağım siz de göreceksiniz. Hani ping'den MS'ten oynanmıyor oyun yani oynama şansınız yok. Bu yani durumu olanların oynayabileceği bu oyun haline geldi iyice ve daha her geçen zaman daha da kötü hale geliyor. Yani ben bu oyunun büyük ihtimalle çökeceğini, kapanacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle çok sürmez bu oyun, batacak diye düşünüyorum. Mesela örneğin şurada bir Iceman abimiz var. Efsane ligine bir girelim. Onlar boykot yapmıştı arkadaşlar. No dolar sembolü yapmıştı. Burada birçok insan o sembolü kullanmıştı ama boykotun birçoğu mesela bu arkadaş devam ediyormuş. Bakın no dolar yazıyor. Bu da aynı starsaymış. Çoğu insan oyunun payt oyunu olmasından dolayı şikayetçi. Iceman abiyi de bir bulabilsem onu da göstereceğim. Normalde birçok klan vardı ama boykot. Bakın bu da aynı starsaymış. No dolar yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Normalde sadece Iceman, Iceman yazıyor. No dolar. Yani Paytoy'una hayır demeye çalışıyorlar. Bunların YouTube kanalları da var. Onları da söyleyeceğim şimdi. Ekranda getireceğim. Bu Iceman hesabı Özkan abinin hesabı. Benden büyük mü ne kadar büyük onu bilmiyorum. Özkan abini. Her neyse. Tabii ki de Özkan abi bu oyunda eski oyunculardan bir insan. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Bu hesap sadece bir kişi değil, birçok kişi de kullanıyor. 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi belki daha fazla da olabilir. Bu hesaba giriyor. Yani en iyi robotları alıp fulluyor baya baya. O para bastırılan bir hesap bu. Hani hatta girelim şöyle bir göstereyim. Ama boykottan ötürü ben kosçak koymuş olabilirler. Geçenlerde öyle bir şeyler yapmışlardı. Gördüğünüz gibi her şey full. Bakalım burada şey var mı? Evet, kosçak. Bu kosçağı koymasının nedeni normalde burada kosçak yoktu. Bunu bilerek koyuyor. Oyuna para harcamıyoruz. Oyun yani payt oyuna hayır der gibilerinden bilerek bu robotları koyuyorlar. Bilginiz olsun. Neyse ana menüye gelelim. Evet. Oyun şimdi şöyle bir şey. Yani oyunu parası olanlar bir tek oynayabiliyor. Artık oyunu çoğu oyuncu bıraktı ve bırakmaya devam ediyor.
Yani ben de bu oyuna döndüğümde tekrar bir umut dedim, belki bir şeyler olur, ama maalesef oyun pingten, MS'ten, işte ne bileyim, kasması, donması bitmiyor. İşte ne bileyim, para gözlülüğü bitmiyor oyunun. Sürekli her ay yeni robot, yeni silah. Hani o yüzden de açık söyleyeyim, yani ben daha devam etmeyi düşünmüyorum ve bir daha da bu oyunu yüklemeyi de düşünmüyorum. Bu benim herhalde son gameplay videom olacak War Robots'la ilgili. Eğer War Robots'la ilgili aklınıza bir şey takılan varsa, benim oynatma listelerim var. Ben bu oyuna devam edeceğim, oynayacağım diyen varsa aranızda, oynatma listelerinden pro oyuncu War Robots Türkçe diye bir oynatma listem var. Oraya tıklayıp oradan en iyi, yani bütün tüyoları alabilirsiniz. Hani orada sizler için paylaştım arkadaşlar. Amaç sizlere yardımcı olabilmek zaten. Sadece gameplay videoları paylaşmak değil. Bununla birlikte tabii ki de şimdi bir bazı görüntüler göstereceğim. Görüntülerde şöyle söyleyeyim. Bazı YouTube kanalları var. Bu YouTube kanallarına abone olup bilinmeyen kanallara da abone olabilirsiniz. Az önceki Iceman abinin, Özkan abinin hesabının kanalını da göstereceğim. İlk önce Kasırga YouTube kanalı var. Bu kardeşimize ben yardımcı olacağım, daha önce söylemiştim, yorumlarda yazmıştım ona. Kasırga YouTube kanalına hani abone sağ deyip geçmeyin. Kesinlikle hani abone olabilirsiniz. Bu kardeşimiz biraz lig düşüyor. Biraz robotlarımı geliştireyim, silahlarımı, ondan sonra biraz lig yükselirim diye düşünüyor herhalde. Bu oyunu oynuyorsanız onun kanalına abone olabilirsiniz. Bunun dışında işte Iceman hesabı var. Iceman hesabı, yani Özkan abinin kanalı. Iceman Özkan bilim abinin bir YouTube kanalı. Onu da ekran görüntüsünü koyarım zaten. Onun kanalında abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bunun bir klanı da var. Iron Stars diye geçiyor. Iron Stars klanı global bir klan. Yani sadece Türklerin olduğu değil. Yani Türkler de var. O klanın YouTube kanalında abone olabilirsiniz. Ve son olarak da Dating diye yabancı isimle yazıyor, ama kendisi Türk tabii ki de, bu kardeşimizin YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalı da Ferhat Şahin olsun işte, ara sıra da bu arada Turuncu Paraşüt diye bir kardeşimiz var, o da bayan. O da ara sıra War Robot içerikleri atıyor. Takip etmek isteyen bu kanalları da takip edebilir zaten. Ama bunun yokluğunda Lightning isimli bu YouTube kanalında katılabilirsiniz. Onlar da gerçi Paytoyun olduğu için oyunu bırakma kararı almışlardı bir ara. Sonra tekrar devam ettiler galiba, sanırım. Artık ne kadar devam ederler bilmiyorum. İzlemek isteyen, takip etmek isteyen insanlar bunları takip edebilir. Son olarak da Kasırga YouTube kanalında kardeşimiz diyor mesela, ben abone çekemiyorum. Bazı insanlar vardır aranızda, şöyle düşünebilir. Ben diyor, o kadar içerik paylaşıyorum, benim kanalım büyümüyor. Neden benim kanalıma abone olmuyorlar? Buradan Kasırga YouTube kanalındaki kardeşime sesleneyim ve birçoğunuza sesleneyim. Bunun nedeni aslında YouTube'un bir algoritması var. Mesela örneğin insanlar bir kanal açtınız. Ne tür içerikleri merak eder? Mesela YouTube'a girdin, War Robots yazıyorsun. War Robots yazdığın zaman genelde yabancı YouTube kanalları çıkar. İşte ne bileyim Adrian Chong, işte ne bileyim Manigamik. Bu tür kanalları işte karşınızda çıkar, görürsünüz. Aygır YouTube kanalı var. Bu arada o kardeşimiz Türk, onun kanalında abone olun. Türkçe biliyor mu? Biliyor kesinlikle, emin olabilirsiniz. Zaten ilk başta takip edeceksiniz. Böyle Türk kökenli kardeşlerimize destek olmak daha iyi olur. Onu söyleyeyim. İngilizce yazdığına bakmayın. İngilizce konuştuğuna bakmayın. Yurt dışında yaşadığına bakmayın. Kesinlikle abone olun. Neyse, tabii ki de YouTube'da içerik paylaşıyorsanız şöyle bir şey yapmanız lazım. Mesela örneğin
var robot Türkçe, mesela bir başlık attınız. Bir robotun ismini ve silahın isimlerini yazarsınız. Mesela adam YouTube'da arama yapıyor. Diyor ki Veyland MK3, Veyland Puncher, Veyland Hammer. Adam böyle şeyler aradığı zaman direkt karşısına çıkıyor. Veyahut da diyelim Türkiye'den insanlar sizi izlesin istiyorsunuz. Yazıyorsun ki işte örneğin nasıl, daha hızlı gelişmek için mesela ben bir videom vardı. Benim 2300-2400 kişi izlemiş o videomu. En iyi robotlar ve silahlar hangisi? Var robot Türkçe yazdım başlığa. Ne oluyor? Bu sayede insanlar bu tür şeyleri YouTube'da arıyor ve tabii ki de daha ön plana çıkmış oluyor. Yani insanlar bu tür şeyleri merak ettiği için nasıl daha iyi robot alabilirim, nasıl silah alabilirim? Bu oyuna başlayan insanların çoğu bu tür şeyleri aradığı için bu tür şeylerle kanalınız daha ön plana çıkabiliyor. Hani sadece gameplay videosu atarak ön plana çıkamayabiliyorsunuz. Eğer böyle kanal açmayı düşünüyorsanız illa bir var robot olması gerekmez. Yani insanların merak edeceği şeyler, mesela bizim ülkemizde YouTube kanallarının çoğu böyle büyümüştür zaten. Mesela ben açıklama kısmında kare var robot Türkçe, kare var robot gameplay gibi kare yazıp koyduğum zaman insanlar arama yaptığı zaman bu sayede de benim kanalımın ön planı çıkabiliyor. Ama tabii ki de yani ben insanlara yardımcı olmak, insanlar keyif alsın diye böyle bir kanal oluşturdum. Paylaşıyorum içerik. Durum bu. Eğer böyle bir kanal açmayı düşünüyorsanız, YouTube'da içerik atmayı düşünüyorsanız sürekli arkasında durmanız lazım. Sabırlı olmanız lazım. Ancak bu şekilde bir yerlere gelebilirsiniz. Videoyu da çok uzattım. Zaten bu arada Veyland'ın videosunu çekecektim. Son videom olacak arkadaşlar. Zaten doğru düzgün bir gameplay videosu çıkaramadım. Sabahtan beri 10 tane maç atmışımdır. Yani doğru düzgün bir Veyland gameplay videosu çekemedim. Ping'den, MS'den, kasmadan, donmadan. Zaten Puncher'a da çok pis nerf gelmiş. Yani vurmuyor silah. Bir videosunu atacağım zaten birkaç tane. İzleyin siz de göreceksiniz. Normalde Veyland arkadaşlar sürekli kendini tamir eden bir robot. Size tavsiyem biraz uzaktan oynayın. Yani Hornet takabilirsiniz veya altta Decay takabilirsiniz bu robota. Bakın ne diyor. 30 savunma puanı diyor. %23 hasar azaltma özelliği var. Ve tabii ki de şeyi var. Yetenek tuşuna basınca kendi HP'sini tamir ediyor. Etrafındakileri tamir ediyor ya. O arada şey de yapıyor bu robot. Yetenek tuşuna basıyorsun. 30 savunma alıyorsun ya. Burada mesela bir şey daha var. Pilot yeteneği. Onu da göstereyim. Ne diyor mesela? Veyland yeteneği etkinken savunma puanı arttı diyor. 25 savunma. Ve aynı zamanda Veyland %30'un altında 40 savunma puanı alır diyor. Niye diyor? 55 artı 40 toplam 95 savunma puanına denk gelebiliyor. Ama %30'un altında savunma alması tabii ki de şöyle söyleyeyim. Yani çok yüksek göründüğünü de bakmayın arkadaşlar. Yani yetersiz kalabiliyor da %30'un altında olan bir robot. Onu söyleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi hız arttı. Yeteneği ile daha çok tamir eder. Daha fazla silah hasarı verir. Dayanıklılığı arttı %12, yine %18. Böyle yetenekleri var. Pilot 70 seviye. Böyle yapmama rağmen Veyland normalde iyi bir robottur ama dronlara nerf attıkları için Veyland biraz daha yetersiz kalabiliyor ama MK3'te daha çok sizi taşıyabiliyor, onu söyleyeyim. Yani bu robotun savunma sistemi yeteneği etkinken aktif olması çok güzel. Kullanmak isteyen bu tavsiye ettiğim robotlardan bir tanesiydi. Yine kullanabilir. Ama dediğim gibi Hornet ya da Decay taksanız daha iyi. Bence Decay takın. Evet, durum bu. Puncher'ı zaten vurmuyor. Evet. Eskisi gibi değil yani. Zaten göreceksiniz videosunu çek. Video falan atacağım. Bu benim son var robot içerik paylaşımım olacak.
Eğer oyun pay-to-win olmaya devam ederse bir daha asla dönmek istemiyorum. Dönmeyi de düşünmüyorum. Zaten oyun çok kasıyor. Dolması, pingi, emesi bitmiyor. Bu sorunlar düzelirse dönerim. Eğer düzelmeyecekse bir daha asla dönmeyi düşünmüyorum. Evet. Şimdi gameplay videolarına geçelim. Attığım gameplay videolarında zaten göreceksiniz ne kadar MS, ne kadar ping olduğunu göreceksiniz. Ben hiçbir keyif alamadım bugün oyundan. Evet, videolara geçelim bakalım. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şu anda oyunda çok fazla ping var arkadaşlar. Bu herhalde benim 4. 5. video. Ve ben daha hala çekemedim, eğer video olursa size izleteceğim. Ama maalesef oyunda ping var. Oyunda robot bile seçemiyorum. Maalesef oyunu iyice bozdular. Yani zaten oynanabilecek bir oyun değil. Oyunun ki oyunu abi. Baksana. Bakalım aldığım hasarı bakıyor musun? Şu an ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi adam MK3 arkadaşlar ve ben bu adamları karşı oynamaya çalışıyorum. Bu videoyu çıkartamıyorum. Bu videoyu çıkartmayı çok isterdim ama hani oynayamıyorum abi. Yani eğer videoyu atarsam diyelim ki hani olmadı. Hadi ama yeter ya. Of. Aa abi inanılmaz bir oyun ya gerçekten. İnanılmaz. Videoyu çıkartamıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi adamların hepsi MK3 yazıyor. Yani ben bu adamları karşımda oynayamıyorum. Yani oyuna da bakmanın nedenlerini açıkçası anlayamıyorum. Bugünden beri maç çıkartmaya çalışıyorum. Kaç tane maç oynadım. Bu bir tane gameplay'imi çıkartan bir yani bu kadar çıkmıyordu. İlginç bir şekilde bugün inanılmaz çıkartıyordu.
bu oyun yani biliyorum abi size göre oynanacak bir oyun arkadaşlar. Şu halde bakar mısınız? Size bilgi alalım. Ben bütün oyunları oynayabiliyorum. Bu videoyu da dilerek atacağım. Bu benim bugünden beri kaçıncı maçım? Yani bir kere bile maç yapamadım ya. Yani böyle bir saçmalık yok abi. Bunun da biraz mantık oldu galiba. Size bırakıyorum. Oyunu bırakmamın nedenlerini anlıyorsunuz. Abi böyle efektler efektler tabii. Daha titanımı kullanamadan titanım anında ölüyorum. Hani ben bu maçı atacağım arkadaşlar. Oynadığımız adamları görüyorsun. Bakın pilot X bilmem ne abuk subuk bir isim koymuş. Bakın arkadaşlar oynadığımız adamlar bu ligde bu yani. Yani uzman 2 ligindeki bu adamın ne işi var burada? Artık size bırakıyorum. Bu adam klandan çıkmış. Bilerek çıkıyorlar. Lig düşüyorlar. Sonra klana geri dönüyorlar. Milleti mağdur ediyorlar ondan sonra. Abi senin ne işin var bu ligde yani? Yani sabahtan beri uğraşıyorum. Bir tane maç çıkartamadım. Yani oyundaki pingi görüyorsunuzdur artık. Anlıyorsunuzdur. İkinci sıradaki adama bakıyorum. Bu usta 3'müş. Gene bu biraz daha iyi olabilir. Saygı duyuyorum. Ama yani öyle adamlara karşı ben nasıl oynayayım? Nasıl gameplay çıkartayım? Artık siz düşünün. Benim robotlarım da MK2 4 seviye, 5 seviye. Yani neredeyse MK3 yani. MK3'ü yakın bu kadar hızlı ölebiliyoruz. Yani pilot yeteneğimi de gösterdim az önce. Ama maalesef video çıkartamadım. Bu benim 5. ya da belki de 6. bile olabilir. Video çıkartamadım. Neyse. Videoya devam edelim bakalım. İyi bir maç çıkarabilecek miyiz? Görelim. Umarım yine pink olmaz. Bakalım gene aldık ama direkt gitmeyeceğim. Biraz şey yapacağım. Yavaş yavaş takılacağım. Hadi artık. Arkadaşlar gördünüz mü? Anlatabiliyor muyum? Yani artık hesabını çizdim. İşte bu kadar basit yani. Yani böyle bir şey yok ya. Yani böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Yani bakın benim oynadığım uzman bir ligi. Abi adama gram hasar veremedim ya. Hani pançıyla ne yaptınız ki bu kadar çok hasar verdik yani. Bitmiş abi, oyun bitmiş abi yani. Artık oynayıp oynamamak. Ben bu oyunu nasıl oynayayım ki? Nasıl gameplay çıkarayım? Bugün yani bu herhalde 6. 7. Görüyoruz abi. Yani ben de istiyorum çıkartmak ama maalesef videoyu çıkartamıyorum. Oyun şu an aşırı derece bug dolu. İnanılmaz bir bug. Pink dolu. Olmuyor arkadaşlar. Yani bu kadar kalkmıyor. Özel bir kere kumar falan bulunuyor. Yani şimdi bir tane bakıyor.
konusunda yani şöyle söyleyeyim, kesinlikle arkadaşlar yani bilgisayarda oynayın daha iyi. Bu oyunu bırakmamın bir diğer nedeni de bu zaten. Kesinlikle oyun oynanacak durumda değil. Böyle bitti. Evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdi adam usta 3 liginde. Yani Anglerli adamı merak ettim de ne yaptıysa artık. Adamın Angleri MK3. Yani ne var ki bu adamın robotunu ben bir türlü öldüremedim. Yani Puncher ile nasıl hasar veremediğimi hiç anlamadım. Yani Puncher artık hiç mi vurmuyor? Yani benim kullandığım robotun, yani kullandığım Wayland'ın, bakın arkadaşlar göstereyim, 9 seviye puncher, yani bir seviye de değil, yani azıcık vurması lazım, azıcık hasar vurmam lazım değil mi? Yani ne yaptıysalar puncher'ın bellemişler. Bakın Behemoth'ta 4 tane puncher kullanıyordum eskiden, artık dekayları taktırttılar. Şimdi diyorlar ki dekaylara nerf atacaklarmış falan diyenler var. Dekayda yani 5 saniye çıkacakmış reload süresi, yok işte nerf atacaklarmış hasarına. Abi yani zaten silah daha zor vuruyor, ona da nerf atarsan artık bilemiyorum, seçim sizin. Son bir gameplay daha yapmaya çalışacağım artık, bakalım Wayland'la iyi bir video çıkarabilirsem çıkaracağım, çıkaramazsam hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet. Yani gördüğünüz gibi robotlarımda MK2 4 seviye. Hepsi MK2 üstü. Yani öyle 3-5 seviye de değil yani. Geçelim bir sonraki gameplay'e, bakalım Wayland'la yine maç yapabilecek miyiz görelim. Bu herhalde 8. maçım olacak sabahtan beri. Evet arkadaşlar, son kez bir video daha çekeceğim. Bakalım artık bu videoda da ping olursa, sıkıntı olursa artık yapacak bir şey yok. Normalde Wayland iyi robottur fakat maalesef yani olmuyor işte bazen. Bu da içimi güzel yenilen bir robot ama ya
arasındaymış bu doğal. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani şu oyuna sıkıntılarına bakın. Yani bu oyun böyle olmuyor. Yani bir oyun atmadı abi yani. Bu oyunu ben ümitliydim. Döndüğüm zaman belki dediğim hani bir şeyler yaparlar ama yok abi ya. Yani ben bu oyunu nasıl oynayacağım? Bu kadar da yani tam bitmesi daha iyi. Hadi bakalım. Niye bu beni kör edebildi çok merak ediyorum. Adam buradayken beni nasıl kör edebildi? Gerçekten tek oynayabildiğim maç bu oldu herhalde ama onda da işte gördüğünüz gibi bakın ben ustayı 3'e çıkmıştım, ne kadar puan kaybettim yani. Bakalım abi, uzman bir ligindeki adama bakalım şimdik. 9 kill almış adam. Aynı benimki gibi robotları. 7 seviye, 9 seviye. Silahları biraz şeymiş. Evet, bir şey yok. Nasıl 9 kill aldı diyeceğim. Az önceki oruç idi. Bunu öldürdüm ben zaten. İlginç yani. Bilmiyorum artık, size kalmış. Evet arkadaşlar, Wayland böyle bir robot. Normalde MK3'e geldiği zaman tabi biraz daha dayanıklı olur mu? Olur tabii ki de. Wayland'ı katliyen hafife almayın ama Puncher'ı mahvetmişler yani, öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yani Puncher yani vurmuyor abi, yani böyle bir şey yok yani. Hani bir o bir oyun biraz mantıklı olur ya. Baksana zaten drone'ları yükseltemiyoruz. Hani adamlar jetonlarımızı hep yani dronlarımızı mahvetti ya adam. Nasıl bir nerf attıysa yükseltemiyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir mantık yok. Ben nasıl yükselteyim yani, dronumu nasıl yükselteceğim? Benim bütün mod çiplerim mahvoldu ya. Hani insanların çok hakkını yiyorlar. İnsanlara para harcatmak için elinden geleni yapıyorlar. Artık görüyorsunuz. Bu benim son videom olacak arkadaşlar War Robots'ta. Büyük ihtimalle bir ya da iki haftaya oyunu sileceğim. Ve bir daha da yüklemeyeceğim. Eğer oyunu PyToyn olmaktan çıkartmazlarsa, yani PyToyn olmaya devam ederse oyun, ben daha bu oyunu oynamayı düşünmüyorum. Oynayanlara saygı duyuyorum. Aslında oyun keyifli bir oyun mu? Keyifli ama yani şöyle söyleyeyim. Bakın benim klanımda bir sürü insan var. Bakın yani o kadar insan vardı ki bu adamların neredeyse %95'i oyun bıraktı. %97'si oyun bıraktı. Çoğu benim istek yolladığım biri vardı. Yani o da niye görünmüyorsa artık. Yani neyse, çoğu bıraktı yani. Şu kardeşimizin de evi depremde yıkıldı. Bu sevdiğim bir kardeşimiz. Bir şu kaldı herhalde. O da çok nadir giriyor bu abi. Benden büyük. Bir de Hasan abi var. Başka da yok herhalde. Bu arkadaş yeni katılmış. Onu nereden geldi bilmiyorum. Yani doğru düzgün oyun oynayan kalmadı klanda. Anlatabiliyor muyum? Oyun PyToyn olduğu için yani sürekli her ay robot silah mı üretilir bir oyunda? Ve sonra özel teslimatı koyuyorlar. 300-500 parça veriyorlar. Yani bu bundan daha güzel sömürgeci bir zihniyetli bir oyun olamaz ya. Yani kusura kalmasınlar da. Yani
durumu olan insanlar oynayabilir, durumu olmayan insanlar oynayamaz, onu söyleyeyim. Oynamak istiyorsanız yine sizin keyfiniz. Tabii ki de oyun aslında keyifli ama size kalmış arkadaşlar. Oynamak isteyen oynar. Eğer oynayacaksanız da düşük dikte oynayın hiç yoktan. Ama sürekli dik düşmeniz lazım. İşiniz gücünüz yok ya. Bir de dik düşmeyle uğraşacaksınız sürekli. Ya ben dik düşmeyi doğru bulmuyorum normalde. Ben insanları mağdur etmeyi sevmiyorum. Dik düşüp de insanları ezmek istemiyorum. Ben gücüm yettiği kadar hep oynadım. Zaten yüksek ligde oynamak aslında avantajlıdır. Yüksek ligde oynadığımız zaman daha fazla onur puanı kazanabiliyorsunuz ve aldığınız kasalar geliyor bazen. Uzman lig kasası, işte elmas lig kasası, usta lig kasası diye. Onlardan da daha fazla gümüş elde edebiliyorsunuz. Bazı güzel avantajları oluyor. O yüzden adil oynamaya çalıştım. Her zaman ömrümün sonuna kadar oynayacak olsaydım yine hep aynı şekilde hiçbir şekilde lig düşmezdim. Lig düşene saygım sonsuz. Hani size kalmış. Ben bu oyunu artık bir daha atmayacağım. Artık başka oyunlara geçmeyi düşünüyorum. Yani kanalımda videolar her zaman gelecek. Ben birçok oyun attım daha önce. Atmaya devam edeceğim. Benim kanalım bir oyun kanalı. Ben bir oyuna bağlı değilim. Bu yüzden bağlı değilim. Hani görüyorsunuz hangi oyunun neler çıkaracağı, nasıl sorunlar çıkaracağı belli olmuyor. Günümüzün oyunlarının çoğu PyTorin ama PyTorin olmayan oyunlar da var. Herhalde Mech Arena'ya geçebilirim. Mech Arena bir tık daha adil ama tabii ki de daha adil ama o oyunda da PyTorin olan birçok bölümü biraz var aslında ama para yatırmadan da oynanabilecek durumda olabiliyorsunuz. Bu oyunla kat kat daha adil. Bakalım göreceğiz duruma göre. Başka oyunlar da atacağım tabii ki de kanalıma. Her neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. Bu benim son videom. Oyuna devam edenlere saygılar, sevgiler ne diyeyim. Oynamak isteyen oynayabilir. Durumu olan zaten parası olan zaten oynar. Evet. Benim için bu oyun bitmiştir artık. Yani kesinlikle son yani daha atmayı da katiyen düşünmüyorum. Kanalımda zaten bu oyunla ilgili birçok bilgi içerikli çok iyi videolar var. İsteyen o videoları o oynatma listemdeki o videoları açıp izleyebilir. Orada gayet iyi bilgiler verdim. Pro oyuncu olabilirsiniz izleyerek. Evet, durum bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.